hükmümü vermeden evvel seni dinlemek... Yapılan bu adaletsiz yargılama ve benim üzerime atılan bu kara leke... Eğer adalet divanınız adil olsaydı... Yeter! Hükmümdür. Kayıbeyi Süleyman Şahoğlu, Ertuğrul Bey'in... Sen de kimsin? Adaletten sapanlara Allah'ın gazabını hatırlatmaya gelen bir garip. Adım İbn-i Arabi'ydim. Ertuğrul Bey, nice vakit babanız Alaaddin Keykubat'a sadık kalarak, ne takarak devletine nice yurtlar edindirmiş, zaferler kazanmış yiğit bir beydir. Ertuğrul Bey'e reva görülen bu muamele, vicdana da, merhamete de, adalete de, hakikate de zulümdür. Lakin hüküm hakikatle verilir. Hakikat ancak gönülle bilinir. Belli ki gönlünüzde yaptığınız tahkikat Ertuğrul Bey'in suçlu oldu. Sultanım, hadsizlik etmek istemem. Sultanımız Alaaddin Keykubat Hazretleri ve herkes... Peygamber Efendimiz... Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır buyurur. Hakikati can pahasına da olsa müdafaa etmeyen alim değil, zalim. Ben Ertuğrul Bey'in masum olduğuna inanırım. Buna rağmen Ertuğrul Bey'in idamına hükmederseniz evvela beni idam etmeniz gerekir. Hükmümdür. Delillerin yeterli olmadığını, Ertuğrul Bey'in masum olduğuna ve azat edilmesi gerektiğine kanaat getirdim. Hükmümdür. Ertuğrul Bey ayağa kalkasın. Şimdi obanın ve merhum sultanımızın verdiği vazifelerinin başına geçesin.